Merhaba arkadaşlar. 4-5 bin lira arası Enes diye bir arkadaşımız bir kombin giyim önerisi istedi. Ben de şimdi ona uygun bazı şeyler paylaşacağım. İlk önce monttan başlayayım. Tabii ki bunlar hani spor giyime uygun olacak paylaşacaklarım. Bir motor tipi belirtmediği için bunu öneriyorum. Bu Revit'in ne modeliydi? Revit Raceway modeliydi. Revit Raceway modeli ne tam yazlıktır ne tam kışlıktır. Tam ortalı modeldir. Yani 3 mevsim kullanılabilir. Kışın biraz üşütecektir. İçinize termal bir şey giymeyi unutmayın demek istiyorum. Bu dediğim gibi spor sürüşlere uygun şekilde yapılmış. Kol ağzında cırtları olan, bir fermuarı olmayan, işte ön tarafında fermuarı olup iç tarafı file dokuyla yapılmış bir monttur. İki tarafında da cebi vardır. Kol, yani dirsek korumaları ve omuz korumaları CE onaylıdır. Sırtında bir koruma ile gelmiyor. Revit bu şekilde göndermiyor. Bu arkasındaki sırtına koyacağınız korumayı kendiniz almanız gerekiyor. Arkadan da göstereyim şöyle. Şu şekilde. Hafif bir monttur ve spor sürüşlerde rahatlıkla giyilebilir. Kışın siz bunu giymek istediğinizde bu biraz üşütecektir. İçine termal bir şey giyseniz de, işte yağmur geçirmeyen bir astar da koysanız yine de kumaşının farkından dolayı sizi biraz üşütecektir. Ama kışın iyi havalarda falan kesinlikle giyilebilir. İlk kask önereyim dedim. Hani o 4-5 bin liranın içinde olacağını düşünerek. Vector Evo'yu daha önceden tanıtmıştım. Biliyorsunuz bu montla uygun olsun diye de zaten bunu tanıtıyorum. Bu 1500-1400 gramlık bir kask. ECE 22.05 sertifikasına sahip. Vector Evo LS2'nin bir markası. Geceliğinde parlama özelliğine sahip. Bu kask alınabilir. Sonuçta hani fiber kompozit bir yapıya sahip. O yüzden de bu kask seçilebilir. Gözlükle de giyilebiliyor. Özellikle benim gibi gözlük kullanan arkadaşlar bunu tercih edebilirler. 1200 lira civarında olması lazım. Zaten fiyatı farklıysa ben açıklama kısmında yazıyorum. Bunun bir çene pedi var. Çene pedi şu şekilde açılıyor. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz şu şekilde açıyorsunuz. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Çene pedi gerekli olduğu yerlerde. Burun pedi var bir tane. Mikrometrik 2 denen bir bağlantı sistemi var. Dediğim gibi gözlükle giyilebiliyor. Kademeli açılıp kapanan bir tane camı var. Şurada şu alt kısmında da vizörünü indirip kaldırabileceğiniz bir yeri var. Bunu alabilirsiniz. Neden bunu öneriyorum? Çünkü bunun demir destekli şu yan özellikle şu kısımlarında demir destekli yerleri var. Bu da hani güvenliği bir küçük bir kademe daha artırıyor. Zaten hani fiber kompozit bir yapıya sahip olduğu için artırılmış güvenlik özellikleri var. İç petleri gerçekten iyidir. İyi hava alır. İyi hava çıkışına sahip olduğu için de şu şekilde şurasını açmanız gerekiyor. O şekilde hava çıkartıyor. Üstünde büyük bir hava kanalı var. O da elle idare edilebiliyor. Bunu önerebilirim. Yani bir üst versiyon kask olarak da ne önerebilirim? Shoei'nin GT Air'ini önerebilirim. Spor için, spor süper spor sürücüler için Nixar'ı önerebilirim. Q-Vest'i önerebilirim. O iki kastı biliyorsunuz hani tri kompozit bir yapıya sahip, kademeli açılan camları var ve süper sürüş konforuna sahip. Aynı zamanda ses geçirmezlikleri kanıtlanmış iki tane kasktır. Eğer hani bir pantolon alacaksanız Tech90 pantolonlarını öneriyorum biliyorsunuz. Onlardan özellikle Tech90 Pirate'ı öneriyorum birçok arkadaşa ama o yazlık ve baharlık bir pantolon olduğu için kışın onunla süremezsiniz. O yüzden hani kışa uygun, uygun fiyatlı yine Revit'in Sent veya işte bir tane de yine racing için yapılan bir pantolonu var. Onların linklerini de aşağıya ekleyeceğim. Eğer ki yani ben pantolon almak istemiyorum derseniz Zanlono'nun bu diziklerinden alabilirsiniz. Zanlon dizikleri tercih eden çok arkadaş var. Ama hani yüksek süratlere çıkacağım ben. Ve işte gerçekten güvenliğime önem veriyorum diyorsanız gerçekten de gidip pantolon alın. Dizliklerle hiç uğraşmayın.
Bunlar mafsallı dizliklerdir. Mafsalı kırılıp açılabilir. Şuradan şu şekilde açılıyor. Şunu hemen açıp göstereyim size. Şu şekilde çıkarttığımızda zaten mafsallı ve spor sürüşünüze göre şöyle kırılıp açılabildiğini görüyorsunuz. Cırcırtlı şekilde yapılmış, dizinize tam oturabilecek şekilde ve deponuzu çizmeyecek şekilde yapılmış bir iç astara sahip, delikli bir yapıya sahip. O yüzden de biraz rüzgar geçirgendir. Bunu alıp normal kot pantolonla kışın sürmeye çalışırsanız üşütecektir. İçinize termal herhangi bir şey giymeden veya herhangi bir yarış motoru sürüyorsanız, yarış pantolonu giymeden dışarı çıkarsanız bununla üşürsünüz. Önerebileceğim eldivenler arasında bulabildiğim, hani hem uygun fiyatlı hem kullanılabilecek eldivenlerden bir tanesi Revit'in Boxer H2O'su. Hem rüzgar hem yağış geçirmediği için bunu öneriyorum. Şöyle bir yapıya sahip. Zaten hani şurasında yumuşaklık koruması var. Özellikle yumruk yeri korumaları gerçekten iyi. Eklem yeri korumaları iyi sayılabilir. İyi sayılabilir diyorum çünkü sert korumalar değil. Körük mekanizması var şu parmak üstlerinde. İç tarafının telefonunuzu kullanmak istediğinizde şu iki parmağı o işe yarıyor. O iki parmak sizin telefon hassasiyetinizi sağlıyor. Elinizden eldiveni çıkartmadan da sürmenizi sağlıyor. Bileğinde de bir tane cırt var. Elastik bir bilekliğe sahip. Bunu alıp kullanabilirsiniz. Bir de Enes diye bir arkadaş için çekiyorum dedim ama Yusuf diye bir arkadaş da vardı. O da 2500 liraya kombin istemişti. O da kasksız istemişti. Kaskım var demişti. Hani Yusuf, bu takım senin için de olabilir. Bunu da alabilirsin. Özellikle hani kask almayacaksan kaskı çıkart. Bunlar yaklaşık 2500 lira civarına geliyor. Benim hani Enes ve işte Yusuf arkadaşlara önerim şu spor botları. Bunlar Rockwell'in botları. Neden bunları öneriyorum derseniz, burun, topuk, bilek koruması gerçekten iyi. Eğer ayağınız terlerse teri kolay atabilmesi için iç kısmı özel bir kumaştan yapılmış. Ayaktan çıkmaması için de, hem rahat kapanabilmesi için de cırt cırt ve fermuarla desteklenmiş. Altı kaydırmaz bir tabandır ve tamamen cırt cırtlı. Ön tarafı da körük mekanizmalıdır. Aynı zamanda vites koruması vardır. Alt tarafı da Vibram tabandır. Bu da o seçeneklerin arasında olabilir. Bunu kullanabilirsiniz. Vereceğim örnekler bu kadar arkadaşlar. Yani bu örneklerin üstüne, altına hani 2500 lira için, 3500 lira için, 4000 ve 5000 lira için ayrıca seçenekler yazıp sizlerle paylaşacağım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.